O kadar PK atıyoruz, adam öldürüyoruz. Bunun bir karşılığı olsun istiyoruz. Kalep zindanına girdik. Videoya da Kalep zindanına gireceğiz. Son boss'u kesip bu akşam, bugün gecenin köründe, yani saatler 1.15 gece, zengin olma hayalleriyle Skadi zindana girmişti. Yani Kalep zindanından çok mu bir şey istiyorum? Belki evet, belki hayır. Mesela 3. radyantımı alabilecek bir item. Direkt atsın bana öyle bir item. 3. radyantımı alayım. İsteğim bu. Ne attı? Hatred Blade. Hatred Blade'len ben ne yapamam? Üçüncü radyantımı alamam arkadaşlar. Maalesef ki alamam. Şimdi pazar çarımız bir şeyler sattı. Buradan da Hatred Blade'imizi aldığımıza göre bizim senatör adlı arkadaşa borcumuz vardı. Şu borcumuzdan bir kurtulalım. Şu yükümüzdeki, sırtımızdaki bir kamburu atalım. Ondan sonra önümüze daha rahat bakalım, değil mi? Senatör! Neredesin senatör? Geliyorum. Evet, senatör bizim başımızda bekliyor. Önce plakete bir ticaret atalım. Plaket bize ne versin? Şöyle bir tutar versin. 459M 515K paramızı aldık. Senatora bizim 5KV borcumuz var abi. O zaman senatora bir ticaret atıyoruz. 5KV'mizi veriyoruz. Kamburdan kurtulduk abi. Kambur artık bitti. Bizim de 18M paramız kaldı. Yani 3. Radyant dediğimiz için 18M dibinden tekrardan para kasmaya başladık. Plaketin bu faktörde çok fazla işe yaradığını söyleyebilirim. Ben PK atarken o satışlarını yapmaya devam ediyor. Her zaman da devam edecek. Geçelim diğer sahneye. Ya elimizde bir item var. O itemin de bir özelliği var. Bak şimdi 5-3 Black Mummy öldürüyorum. Hem Black Mummy'den daha fazla atak seyirciye çıktığını söylemişlerdi. Onu deneyeyim dedim. Elimde de Penetrator mu da artık nasıl okunuyorsa bir bow var. Ben böyle güzel bir şey görmedim abi. Mana potu diye bir şey basmıyorum lan. Black Mummy'leri patara kütere çok rahat bir şekilde öldürüyorum. Ve mana masrafım hiç yok desem yeridir. Bütün yaratıklarda acaba fayda sağlıyor mu? Bizim çocuklar gelse de şu arşidemonlarda falan da farmazsak. Zindanlara falan girsem bu itemleme. Oğlum şekli şemali de çok güzel. 42 metreye vuruyor. Hepsini bir kenara koydum. MP reklam bu item. Bak şimdi. Manayı görüyor mu? Gitmiyor gibi bir şey. Senin canını yerim ben ya. Ah. Vallahi müthiş. Bir de atak skill atarsa çok mesut edecek beni. Böyle farm atmaya ne var abi? Al. Sabaha kadar farm atarım böyle. Allah Allah. Neler daha göreceğiz. Çok güzel lan. Defans attı. Atak at, atak. Vallahi bu Black Mummy'lere sırf SC kasmak için geldim. Ama ben okçu oynamaktan bu kadar keyif alıyordum gerçi. Okçuyu ben her zaman sevmişimdir. Ama oğlum potun gitmemesi, mananın gitmemesi müthiş bir his ya. Sadece HP potu basıyorum. Tabii ki arada mana potu basıyorum ama kaç dakikada bir. 6 tane atak scroll'umuz oldu. Gerçekten de video yorum altlarına yazmışlardı. Black Mummy'yi daha fazla atıyor diye. Doğruymuş. Daha fazla attığını ispatladı. Asasken bunları kesmek zor ama okçunun canına gideyim. Bak nasıl indiriyor ya. Ben bunu bir de zindanlarda deneyeceğim ya. Bakalım zindanlarda nasıl bir rahatlık sunuyor bana. Black Mummy'nin hak et daha fazla atak skuru attığını kendi ellerimle test etmiş oldum. Asas halimle kesmesi oldukça zordu ama okçuyla çerez gibi gidiyor. Slot'tan 800K para geldi. Sanırım 5 tane atak scroll, 5 tane de defans scroll çıkarttım. Bir silahın RP'si gelene kadar. Ama benim asıl merak ettiğim, şu Svalan zindanında asasken çok zorlanıyordum. Sırf merak ettiğim için şimdi okçu olarak giriyorum. İtem atmayacağını hepimiz biliyoruz. Sadece test edeceğiz. Yarın bir gün tam anlamıyla okçu olursam elime alacak olduğum itemin adı artık belli olmuş oldu. Penetrator adlı bow'umuzu alacağız. Farmın tadına doyulur mu? Doyulmaz o saatten sonra. Bu item benim değil dostlar. Mustafa abinin, oyun içerisinde görenleriniz vardır. Nosferatu adında bir okçu.
Denemelik aldım ben o itemi ondan. Bir bakayım dedim abi okçuluğu unuttuk mu filan. O da sağ olsun verdi, kırmadı. Bu arada itemin satılık olduğunu söylemişti. Benim bütçem almaya yetmez. Büyük ihtimalle pahalı bir itemdir. Ama ilgilenen dostlar varsa Mustafa abinin nickini şurada bir yere koyuyorum işte. Şurada. Şöyle bir yerde. Oyun içerisinden yazarsanız iletişime geçersiniz. Şimdi bak son boss'u kesiyoruz. Manamız ve HP'miz full. Defansı bastık ve lambur lumbur giriştik. Bakalım boss olana kadar şu manamız ne kadar azalacak? MP rekim bize faydası ne oluyor? Ve düşük demeçler vurarak yani bunu büyük yaratıklara değil. Bunu küçük yaratıklara değil bir boss'ta test ediyoruz. Hiç mana potu basmadım. HP potunu basmaya devam ediyoruz. Hatta şöyle tekli beşli üçlü combo yapalım. Tekli vurunca tabi biraz daha fazla gidiyor mana potu. Ama 5'li 3'lü de gayet güzel dostlar ya. Hiçbir tane bile mana potu basmadan tekli ok atmamıza rağmen Undead Arşmagi'yi öldürdük. Vallahi mükemmel. Bir tane Epic Apresukul attı bu arada. Geçtiğimiz videolardan bir tanesinde Uraderm'le mi farm atayım yoksa Skadi'yi okçuya döndürüp mü farm atayım diye bir soru sormuştum. O sorduğum sorunun tezini kendi ellerimden yıktım dostlar. Tabii ki Skadi ile okçu olup farm atmak. Benim farm atma mantığım zaten Diviner, Black Mummy tarzı ya da Poison Rock tarzı küçük yaratıklardan bahsediyordum. Skadi açık ara farkla önde ama elimizde böyle bir item olduğu sürece yani penaratör denilen bu item elimizde varsa okçunun farmı daha keyifli ve daha seri olur benim açımdan. Ama böyle bir itemimiz olmadığı için şu anlık gene Uraderm Lipo sanki ön planda geliyor gibi. Özlemişim okçu oynamayı ya. Çit 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 bak. Asas olsam 2 saat yok onu vur böyle böyle yap şöyle yap. Böyle böyle vuruyor. Abi okçu 5-3 5-3 5-3 bitti gitti. Burada oturacaksın slot bekleyeceksin işte ya. Hah gel bakalım üstüme. Gel paşam. Gel koçum. Bitti gitti bak. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Ama toplayıcılık yaparken mining'in boss'u çıkarsa işi gücü bırakırız. Belki buradan gold atar. Şu kupurelerin ironlardan ya da titanyumlardan daha seri satıldığını biliyor muydunuz? En azından ağırbat server için. Buradan derdim gold dust ve silver dust. Gerisi yerde de var abi onlardan bol bol toplayabiliyoruz. Oğlum Skadi ile görmediğim demeçleri gördüm lan. Şu 3 tane skill var ya adama adam bana vurunca ben de ona vurayım dedim. 2200, 1400, 1200 bir de çok uzağa vuruyor. Adam garibim kaçtığını düşündü. Kaçma bile kaçamadı lan. Ve hiçbir SCMC basılı değilken şu anda 2178 AP'miz var. Sadece adrenalinle. 9 tane atak sukurul oldu. Begi megi burada çaktırmadan doldurduk. Okçu güzel be kardeşim ya. Harbi diyorum bak farm atacaksın okçu güzel de. İşte ben çok fazla farm atmıyorum. Ama Uraderm Lipo ile uğraşacağıma bence Skadi'ye şöyle bir bow alıp bu tip yerlerde farm atabilirim. Skill kaydetme de var ne de olsa. Vallahi aklımda deli sorular. Eldeki silah yandı. Üstümüz başımız doldu. 11 tane atak SC oldu. Ulan nasıl kastım nasıl çıktı o ara hiç yetişemedim bile. Okçu oynamayı cidden çok özlemişim. İlerideki itemimin ne olacağı belli oldu dostlar. Penetrator artı 9. Bunun artı 9'unu aldı mı yuva yıkar var ya. Bir de psikalli ya da dexti mexti runlu falan bir şey bulacağım. Abov. Efsanevi bir item ya. Aşırı hoşuma gitti. Mustafa abiye soracağım bunun kaç para olduğunu. Tahminim ediyorum ki fiyatı çok üst rakamlardır. İnanın hiç sormadım. Nedir neyin nesidir diye. Ama merak ettim. Alınabilecek bir durumu varsa alırım da hemen alamam ya. Ben daha kıyafetlerimi tamamlamamışım. Nasıl alayım ben bunu şimdi? Ama soracağım. Sizin için soracağım. Hem fiyatını da öğrenmiş oluruz. Gideyim biraz daha öldüreyim. Lan akşam PK atacağız. PK atarken atak scroll lazım. Karınca kararınca farmımda 4M nakit sayısını unuttuğum kadarıyla 10-12 tane atak scroll, defans scroll ondan daha fazla epic upgrade, pot, mana, cart, curt okçuyla farm atmak çok keyifli.
Evet. Çok keyifli. Net bilgi yani. Asas'ta PK ne kadar keyifliyse okçuyla da farm atmak bir o kadar keyifli. Skill kaydetme var. Bizim premiumumuz var. Bakacağız. Aklımda değişik planlar, projeler. Bakacağız. İşte korktuğum oldu ya. Aha da bağımlısı oldum abi. Sürekli farm atarım artık ben bu bowband olduğu sürece. Farm attığımız slotların yanında NPC'lerin olması da bize ekstra avantaj sağlıyor. Gidemiyor ki insan. İnsan bırakamıyor yani şeyi, slotu. Demek bu farm atanlar o yüzden 24 saat farm atıyor. Ben onlar kadar farm atamasam da, bir slotta o kadar duramasam da abi yeni hevestir bu. Okçu mokçu özlemişiz ayağına. Vallahi iyi kasıyorum ya. Bak 5 M'yi geçti para. Sadece üstümdeki nakitlere odaklanmıyorum. Gelen şu kağıtlar, mağatlar, Epic Seyirciler falan bankaya bir sürü koydum. Hızla kasıyoruz. Her şey Rogue Radiant kolluk için abi. Yeni hedefimiz Rogue Radiant artı 7. Bunu da kasabilmenin 50 bin çeşit yolunu ne yapıyoruz? Deniyoruz. Dostlar şaka maka hiç fena kasmadım ha. 14 tane atak scroll, 20 tane falan herhalde şey. Yani 20 tane olması da 15 tane defans, 5 tane epic, 6 yeme yakın para. Güzel lan. Arada böyle takılırım ben. Alırım bir tane Vixen 7-8 artık ne alabiliyorsak. Slotlarda okçu olarak da farm atabiliyorum. En azından Asas'tan daha seri oluyor. Keyifli oluyor. Birkaç defa öldüm. Öldürmüştüğümüz de var ama ölmüştüğümüz de var. Skadi bu işi sevdi. Asas halimle Flamerock kestiğim dönemleri hatırlıyorum. Bayağı uğraştırıyordu. Şu anda Vixenlerin fiyatları da 7,5 ile 10 arasına koymaya başlamışlar. Şurada bir 10-15 dakika takılmak istedim. Hem de nasıl kestiğimi göreyim dedim. Flamerock'lar aynı kağıt gibi. Hiç zorlanmadan öldürüyoruz zaten. Bir tane de Vixen çıkarsa kısa günün kârı deriz. Ne güzel lan. Şuraya bak. Tık 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 hemen. İşte hedeflediğimiz şey. Abi ben umudu kesmek üzereydim de bir tane Vixen'i aldık. Silahımızın rehberisi gelmek üzere. Onun haricinde bir sürü epik item aldık. Ama bunların arasında en değerlisi tabii ki Vixen. Sanırım slota bir kere daha gelmek için bana bir sebep oluşturdu. Şöyle de bir gerçek var ama mesela orada şu anda bize Vixen çıkmasaydı bütün uğraşlarımız aslında çöpe gitmiş olacaktı. Vixen son saniye çıkarak bizi kâra geçirdi. Şu Priestelmet, işte Rogue'ler, Warrior'lar filan. Bunların craftlarını yapan insanlar var diye biliyorum. Yani biz NPC'ye bunları 30K'dan satıyoruz ama bildiğim kadarıyla bu vatandaşlara 75 ya da 100K arasında fiyatlarla da satabileceğimizi düşünüyorum. Onun için şu anlık bunları bankada biriktirmeye devam. Ama bizim yapmamız gereken bir şey daha var. Bir plaketimizin yanına gidelim. Onun bize vermesi gerekenleri var. Bizim de ona vermemiz gereken şeyler var. Çünkü herkesin üstüne düşen belli sorumluluklar var. Bu çarı dizebilmek için el ele birlik olalım yani. Bizim bu plakat attı çarımıza her trade attığımızda sürekli toplayıcılık malzemeleri vereceğiz diye bir kanun yok. Bu sefer kendi çapımca elit itemler diye adlandırdım. Adrate'den Golden'a, işte Epic Apprentice'a, az önce çıkarttığımız Vixen'ler, Green Kristallerimiz. Bunların artık satışını yapmak üzere onu pazara bırakacağız. O da bize cüzi miktarda karınca kararınca ufak tefek satışlarının bedellerini versin. Bu arada plakete çok güzel PM'ler geliyor. Skadi sana destek olsun diye aldık, senden aldık vesaire diye. Birkaç tane PM gördüm. Teşekkür ederiz dostlar, cansınız, Allah razı olsun diyelim. Yani aldığınız için değil, sevdiğiniz için, böyle destek verdiğiniz için Allah razı olsun ama alın yani, almaya da devam edin, o ayrı mevzu. Neyse. Şimdi plaketi tekrardan pazara bırakacağız biz. Şöyle mevcut paramızı karakterimizin üstüne alalım. Her şey Radiant 7 kolluk için. Madem elimize ok aldık, şöyle full okçulardan ve Battle Press'lerden oluşan bir heroik zindana da girelim. Bu akşam da şöyle bir 20-25 maya bir garantiye alalım. Onun haricinde yan drop, skill book vesaire atarsa onu da öper başımıza koyarız. Asaslarla girdiğimizde burayı kesmekte çok zorlanıyorduk. Şimdi var ya, okçular leblebi gibi ediyor ya. Demek ki buraya girerken okçu olmak lazım. Kendime bir yan bow alma kararı aldım. Çok sağlam bir şey olmasa da yaratık kesmemi sağlayacak bir tane yan bow'a artık gönül koyduk. Bir şey alacağız. Ne alacağıma dair şu anlık bir planım yok.
Çok pahalı olmaz. Ne bileyim, Vixen olur. Ya da Earthshaker olur. Swiftwater 9 olur, 8 olur. Artık ne denk gelirse. Üstümdeki atak scroll'ları ve defans scroll'ları görüyoruz zaten. Ne bunları kendim kastım. Benim gayem zaten bu. Bunları kendim kasayım. Onun yanında gelen coin'di, işte Epic Upgrade scroll'du falan. Onlar cebime kar olarak kalsın. Tamamen bu niyetindeyim. Diablotik, ver garanti parayı. Diablotik, ver garanti parayı. O kadar adam öldürdük, simge çıkarttık. Adamsın kardeşim. Dostlar şu anda 20 ile 25 mi arasındaki bir tutara tıklamış bulundum. Bir tane de yan drop Epic Upgrade scroll attı. Olay bitti. Skadi'nin okçulu buraya kadar işte. Tertemiz, kılçıksız. Battle point kasıyorum ben. İnferno'larda daha güzel partilere düşmek için. Ben ne kadar battle point kasıyorsam, ulan o kadar kötü partilere düşüyorum ya. Battle point'im 20-25k'yken hep kazanıyordum. 50k'nın üstüne çıktıktan sonra pert. Skadi pert. Parti sayısı eksik. Atak gücümüz çok sağlam değil. PK'ya kalsak ne yaparız bilmiyorum. Bir de okçu olarak girdim. Okçu iyi aslında. Seri öldürmeye yardımcı oluyor yaratıkları da. Bir kişinin eksikliğini kapatma şansımız mümkün değil. Öyle bir iteme sahip değiliz zaten. Aynen de öyle. Gene iki tane Green Crystal'le okçu olmamıza rağmen Inferno'dan gene kaybetmiş bir vaziyette gitmiş bulunmaktayız. PK'ya kalsaydık da muhtemelen yenilecektir. O yüzden çok da üzülmedim açıkçası. Zamandan tasarruf. Ne demiştik bir önceki videoda? Satın alamayacağımız tek şey zamandır. Zamandan tasarruf iyidir. Şimdi gel gelelim bir okçuluğumuzu sınamaya. Okçulukta mı iyiyiz? Asaslıkta mı? Bence okçuluktur ama şimdi asasta aniden patlayan skill'lerimiz var. Ama okçulukta da sınır tanımayan 42 metrelik bir menzilimiz var dostlar. Şöyle inceden bir slotlara gidiyorum. Elemental Shelt'imizi basalım. Gözlüğü de taktık. Evet, şurada bir arkadaş var. Hadi görelim şimdi. Gel bakalım hit maçına efendi. Gel kaçma gel. Gel. Öl la. Hit maçına gitti. Sıradaki. Bu dostumuz ne yapıyormuş burada? Okçuluk skill'lerini bir deneyelim. Şöyle bir yavaşlattık onu. Öl artık. Öl lan. Ölsen oğlum. Kanka öl artık ya. Hadi. Teşekkür ediyoruz sana da. Bir PS'e bir VS'ye daha düşüyorum. O mu kazanır, ben mi kazanırım? Ben kazanırdım da arkadan gelen bütün çarşıyı bozdu. Kendimize bir kür alıp direkt arazi oluyoruz buradan. Bak şimdi. Şöyle yaptım. Biraz akıl oyunu diyelim. En azından bir tanesini üstümüze çekelim. Tamam. İstediğim hesaplama oldu. Şu dostu indiririm. De. Arkadan gelen olmaması lazım. Gel kardon biraz daha. Şuraya. Şöyle. Böyle. Ama arkadaki priest bırakmadı. Güzel. Tekniği öğrendim de iki priest olmaz. 800 vuruyoruz ama ona 600 olarak gidiyor. Yani nasıl bir kombinasyon yapabilirim? Mushroom vardı ya. Mushroom açsaydım aslında şey yapabilirdim ya. Dayanabilirdim gibi. Gel bakayım. Bir tık daha gel. Hangisi daha ezik acaba? Şu mu? Bak bu daha ezik. Evet daha ezik. Şunu step back'i maçırıyor. Bir riske gireceğim. Bak. Bir riske gireceğim. Girdim. Ve uzadım. O risk orada öyle olmaz o iş. Mümkün değil olmaz. Tamam. İki preste o zaman salıyoruz abi. İki batıla karşı gelemez Skadi. Zıplıyorsun hopluyorsun. İki kişi geliyorsunuz lan. Bir kişi gelin bari. Sen step back'im dolarsa... Aa bir şey daha var bak. Bir şey daha yapabilirim. O da şu. Kör. Smoke bomba. Evet o işimi görür. Onu da nasıl yaparım? Şöyle yaparım.
Öyle vurarak beni öldüremezsiniz. Bak şimdi. Bak şimdi. Ulan ölürdün be. Vallahi ölürdün ha. Da şu atak kırma işi bozdu. Sana nasıl bir oyun yapabilirim ya? Gel lan. Step back var. Her türlü skadi. Lan uza. Olmadı istediğim oyun ya. Ama güzel. İki as yani. Tek başıma bir asas olarak kapışsaydım mümkün değil karşı gelemezdim. Okçulukta gene bir şeyler yapabildiğimi fark ediyorum. Bak şimdi ne yapacağız. Şuradan. Menzil yiyor mu buradan? Yiyor bak. Bak bak. Nereden olduğunu da anlamıyor. Görünmezlik basayım şuraya. Tamam ben yerimi buldum. Bundan sonra buradan atak yapacağım. Geliyor bak. Bak şimdi. Güm. Aa gördü lan beni. Gel kanka. Sen bana ben sana. Hadi. Hadi. Güzel bir kapışma oluyor. Bak. Kimin gücü kime yeterse. Dur lan geliyorum. White Frost. Seni öldürmeyeceğim kanka. Az önce sadece denedik. Bak keyfine. Yap farmını. Şapkanı yesinler senin. Tipe bak. Bakayım. Ver bir selam. Hadi. Güzel lan. Ben de uraderime bu şapkadan alacağım bir tane. Shadow Soul. Kanka bu kritikten sen ölürsün gibi öldüm. Yani öleceğini hissettim ben senin zaten. Şu skill efsane. Astral Shoot. Yuva yıkar vallahi. Şimdi bak geldim Necromunder'lara. Abi asasken burası var ya benim için eziyet oluyordu. Şimdi leblebi misali kesiyorum ben nekroları. Gerçekten diyorum şu item benim bütçeme çok fazla gelmemiş olsa ben bu itemi alırdım. Yani okçu oynayacaksan böyle bir itemle oynamam lazım. Bu da benim şu anda bütçemi çok aşıyor. Niye aldım ben bu itemi denemeli kullanayım dedim azıcık. Keşke almasaydım bundan bütün okçuluğa hevesim ve isteğim bak arttı ya. Ya Mustafa bunu niye verdin bana sen ya. Yılların okçusuna bow mu verilir abi ya. Ne güzel ben asas takılıyordum böyle vurmaya çalışıyordum filan. Bütün dengelerim şaştı. Vallahi şaştı. Bugün okçuyla başladık. Okçuya da bayıldık. Okçuyla başladıysak Blood Valley'de de okçu olarak kalalım istiyoruz. Gene emrilerle aynı partiye düşmedik. Bakalım bugünkü Blood Valley'de ne kadar Battle Point kasacağız? Kazanacağız mı kazanmayacağız mı? Okçu olduktan sonra okçu partilerde biraz boy gösterelim. Ya dostlar vurduğu menzile baksana ya. Adam bundan nasıl kaçsın lan? Dejavu nasıl kaçacaksın ki bundan? Seni takip eden bir şeyden bir kere kaçmaya çalışman saçma. Bak bir kritik direkt yam oldu gitti. 280'e 187 kıyasıya geçeceği kesin. Bütün sahneleri göstermeye gerek yok biliyorsunuz. ZR skill yani. Sonucuna odaklanıyoruz. Para gelecek mi gelmeyecek mi? Bu kristali alırsak dengeler bayağı yerinden oynar. Geliyorlar ama biz aldık. Onların işi bir tık daha zorlaştı. Okçu olarak Blood Valley'e girmeyi de özlemişim be. Her zaman kaybedeceğim diye bir şey yok. Okçuluk işimize yaradı. 1296'ya 1142 kazanmış olduğumuz Royal Chest. Bence bayağı güzel oldu. Böyle kılçıksız parayı her zaman sevmiştir Skadi. Kılçıksız. Biraz da okçu olarak PK atacağım. Çok yakın süreçten vurmadan böyle uzaktan tık tık vurma hayalindeyim. Bakalım nasıl olacak. Okçu oynamak güzel ya. Bak hiç mesafeyi korudum. Böyle rahat rahat gevşek gevşek. Güzel adam da öldürüyorum. Belki hepsini sahneye alamadım ama. Çok keyifli oluyor. Bak şimdi şunların kafasına. Aha. Bırak. Son bir killimiz var. Son bir kill daha alıp artık yolculuğumuza devam edeceğiz. Şu kalabalıkta muhakkak bir kişiyi öldürürüm. Ya da öldürürüz. Partiyle beraber oynamaya devam. Bak şimdi şu Detrick mesela benim menzilime girdi. Ben biliyorum abi. Okçulukta hiç şey yapmam yani. Sınır tanımam abi. Görevlerimiz gene bitti. 100 kilimizi alalım. 75 kilimizi alalım. Kutular bank üstümüze bir gelsin. Kale bir salla gitsin. Kale bir yarın yapacağım. Şimdi şu plakete biraz aktarım işlerimiz olsun. Nakdi paraya ihtiyacımız var da.
Plaket ne kadar para veriyorsun plaket? Tamam, kayda değer. Güzel yani. Bu para beni şu anda arşa çıkarması da tatmin ediyor. Ben de sana böyle kalifiyeli güzel kutular vereyim kardeşim. Sen de bunları tekrardan sat. Gelirimize gelir, mülkümüze mülk kat bakalım. Şimdi videomuzun sonuna gelirken iki tane Chest of Glory kutumuzu şöyle bir kıralım dostlar. Unique Armor Shard para ediyor mu bilmiyorum. Bir tane daha kıralım. Falkiton. Onun haricinde bir cacık yok. Peki bu Unique Armor Shard para ediyor mu? Zannetmiyorum ya. Uni Kue. Bir kere bana çıktıysa zaten para etmez. Evet, 2M civarında bir parası varmış. 2M 3M demiyoruz. Paraları böyle biriktiriyoruz. Skadi merdivenlerden okçu olarak inerken bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız dostlar. Kendinize iyi bakmayı, sağlıcakla kalmayı unutmayın. Skadi şimdilik koşar abi. Şimdilik koşar.